Videoya geçmeden önce geçtiğimiz yıl meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Türkiye için kara bir gün, Türkiye için kara bir gece gerçekten. 6 Şubat günü saat 4.17. Gönül isterdi ki bu videoya da mutlu, görkemli ve güzel enerjili bir açılış yapalım. Ama geçtiğimiz yıl meydana gelen depremin bugün yıl dönümü arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Bu konuyu konuşup kötü enerji, negatif enerji yüklemek istemiyorum. Ülkemizin başı sağ olsun deyip Galatasaray Bandırma Spor maçının vloguna hoş geldiniz diyorum ve videomuza geçişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere stada girişimi yaptım. Yalnız fazla karanlık değil mi bu stat ya? Son geldim Galatasaray maçında şu sağ köşede oturmuştum arkadaşlar. Ve bu kadar karanlık değildik alakası. Bugün bana fazla karanlık geldi. Elektrikler kesik yanılmıyorsam. Bakın mesela doğu tribününün ışıkları yanıyor. Batının ışıkları yanıyor. Hatta güneyin de yanıyor gibi. Ama kuzeyde karanlık var. Coğrafi olarak yorum yapacak olursam kuzey tarafına. Karanlık olur zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Bandırma taraftarı deplasman tribününde yerini almış. Bandırma Spor'un ev sahipliği yaptığı maçlara bu kadar taraftar gelmiyor. Deplasmana bu kadar taraftarın gelmesi gerçekten şaşırtıcı arkadaşlar. Kamerayı geniş açıya aldım ve ışıklar yanmadığı için kameramın flaşını yaktım. Evet arkadaşlar, Galatasaray sahasında Bandırma Spor'u konuk ediyor. Bu maçın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı olduğunu da sizlere ek olarak söylemiş olayım. Ek olarak niye söylemiş oluyorum ki? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı diyeyim. Bitsin. Öyle değil mi? Bu arada arkadaşlar Galatasaray'ın devre arası transferlerinde ek olarak değerlendirmek istiyorum. İki transfer yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da yorumlarda beni düzeltirsiniz arkadaşlar. Sergio Aurier ve Carlos Vinicius yanılmıyorsam. Carlos Vinicius bu maçın kadrosuna alınmış. Muhtemel 11'lerde de ilk 11'de gözüküyor santrafor mevkisinde. Bir dönem Tottenham forması da giydiğini belirtmiş olayım sizlere. 2020-2021 sezonunu Tottenham'da kiralık olarak geçirmişti biliyorsunuz ki arkadaşlar. Harry Kane'den ötürü çok fazla forma şansı bulamamıştı. 8 gollük bir katkı sağladığını da ayrıca hatırlıyorum ben. Sonrasında kariyerine baktım. Benfica'daydı yanılmıyorsam ilk başlarda. Tottenham'a kiralık verildi. Sonrasında birkaç Premier Lig takımına daha gitti. Son olarak Fulham'da forma giyiyordu. Galatasaray onu satın mı aldı, kiralık mı aldı hatırlamıyorum. Muhtemelen satın aldı. Vinicius'un iyi bir yedek forvet olacağını düşünüyorum. Icardi varken tabii ki de Vinicius'un oynaması zor. Ama Icardi'nin de ciddi bir performans düşüklüğü var. Yani eskisi gibi değil, sizlere öyle söyleyeyim. Değişmeli mi oynayacak? İkisinden birisi mi düzenli olarak forma şansı bulacak? Ona artık Okan Hoca karar verecek. Biliyorsunuz ki Bakambu'yu da 5 milyon euroya La Liga ekiplerinden Real Betis'e sattı Galatasaray. Çok güzel iş bu arada, yani yedek oyuncu 5 milyon euro. Bir de bonuslar da var ha. Mis. Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Sergio Aurier'i değerlendirecek olursam arkadaşlar. Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Tottenham gibi takımlarda forma giydi. Son olarak Nottingham Forest oynuyordu. Ve Galatasaray biliyorsunuz ki Angelino'ya kiralık sözleşmesini karşılıklı feshederek Aurier'i kadrosuna kattı. Angelino ise kiralık olarak Roma'ya gitti. Şöyle ışıklar yansın ya. Galatasaray'ın ilk 11'i belli olmuş. Hemen sizler için söylemiş olayım arkadaşlar. Kalede Günay Güvenç, savunma dörtlüsü Kazım Can, sol stoper Berkan Kutlu. Gaziantep Futbol Kulübü maçında sol bek. Bu maçta ise sol stoperde başlıyor. İlginç değil mi gerçekten arkadaşlar? Sonrasında sağ stoper Davinson Sanchez, sağ bekte ise... Ulan o kadar garip bir kadroyla çıktı ki Galatasaray. Aklımda değil ya. Aklımda kalmıyor arkadaşlar. Sağ bek kim? Sağ bek kim? Heh. Barış Alper. Barış Alper. Doğru ya. Joker ya. Sağ bek Barış Alper Yılmaz. Orta saha ikilisi Eyüp Aydın'la Endombele. Sol kanat Zaha. Sağ kanat Tete. Forvet arkası Halil Dervişoğlu. Santrafor'da ise yeni transfer Carlos Vinicius'u izleyeceğiz. Galatasaray ilk 11'de hem rotasyona gitmiş hem de düzenli olarak forma şansı bulan bir futbolcuların bir kısmı ilk 11'de yine. Yani arkadaşlar Galatasaray hem garip bir kadroyla çıkmış hem de rotasyon bir kadroyla çıkmış. Sizlere öyle söyleyeyim.
Arkadaşlar blok değişikliğine gittik. 410. bloktan 405. bloğa geldik. Gaziantep Futbol Kulübü maçında da zaten ben bu noktada oturmuştum. Ve gayet güzel bir açı var. Sağ köşede izlemek her zaman daha iyi, sizlere söyleyeyim. Yer değiştirmemin bir sebebi daha var. Evet, liseden kalan arkadaşlıklar Yusuf'la Berk bizlerle. Berk'i hatırlayanlar çıkar mı ya North Cheyland başından? Seni hatırlayanlar çıkar mı Fenerbahçe North Cheyland başından? En başta Meriç'le bir görünmüşsün hatırlarsan. Yusuf 2 videomdan varsın. Bir tepki videosunda var Galatasaray Fener derbisinde. Bir de Bahçeşehir Koleji. Onu çok hatırlamazlar. YouTube'un başlarındaydık tabi. Aradan neredeyse 2 yıl geçti. He? Harbi mi diyor lan? Eyvallah, cansınız cansınız. Sizce maç ne olur? Handikap, 2 handikap Galatasaray kazanır. Hadi bakalım. Kaç kaç yani skor tahmini verecek olursan? Ben 4-0 falan diyorum. 4-0 mis. Ben 4-1 Galatasaray diyorum ama şunu da alttan göstereyim. Yusuf, ben sana katılıyorum. Ben de 4-0 diyorum. Oku bakalım. Bir şiir yazdım da. Ha. Bugün için bir şiir yazdım. Tamam, hadi bakalım oku. İlk önce buradan herkese selam söylemek istiyorum bu şiiri yazdığımdan dolayı. Yani bu şiiri yazmam vesile olan sevgilime, canım arkadaşım buraya gelemeyen Sercan'a, anneme babama, herkese selam gönderiyorum. Berk kardeşim de burada, ona da buradan selamlar. Gözümden yaş gelecek ama. Sana da bu videoyu beni konuk ettiğin için selam gönderiyorum. Rica ederim. Oku bakalım. Hayalimde sen varsın, ümitlerim seninle yeşerir. Lale gibi güzelsin, yüreğim seninle çarpar. Aşkınla dolup taşarım. Sevgilim Galatasaray. Valla yolda yazdım ben. Valla yolda bir de üstüne. Koyacağız, koyacağız. Bu kısımları koyacağız. Mükemmel şiir değil mi? Mükemmel. 10 numara 5 yıldız. 1 dakikada yaz ya. 1 dakika. Aynen. 1 dakikanın nasıl aklına geldi ya? Şairim. Şairsin. Of. Edebiyat eserleri falan. Ben bilmiyordum yani, seni yaklaşık 5 yıldır tanıyorum. O gizli şair olduğunu daha yeni öğreniyorum. Gizli bir şair. Evet. Şu an herkes ondandır. Galatasaray'ın yine anonsu değişmiş, haberimiz yok. Barış Yusuf, sen de fark ettin mi? Anonsör değişmiş yine. Şöyle, bugün deprem günü ya. Evet. Zaten şey böyle, hani bağırmayacağız falan. He, muhtemelen. Bu arada 6 Şubat depremini de anıyoruz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlık diliyoruz gerçekten. Ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine tekrardan başsağlığı diliyorum. Ve Kuzey Tribünü takımını çağırıyor. Maç başlıyor. Yıl önce Ankara Keçiören gücünden transfer ettiğiniz Barış Alper şu an yani gerçekten harikalar yaratıyor. Benzan'ın bu kadar kolay adam geçmesine hayranım cidden. Azza ya, farklı bir adam. Gerçekten yetenekli adam. Ha. Sence bu pozisyonda faul var mı? Ha. Ha. Düz. Doğru diyorsun. Mesafe çok uzak. Göremiyorum. Seninki kalecinin üstüne vurdu. Dünyadaki en yeteneksiz Brezilyalı ya. Ohoho. Ama bu çok ağır oldu Yusuf. Net bir fırsattan yararlanamadı Galatasaray.
Vinicius vuramadı. Olur, ilk başta olur böyle şeyler diyor ne? En az ben de Galatasaray'ın arkadaşlar şutum arkadaşlar pozisyonu. Olsun olmasın. Hep bir fırsatla yer almadım. Zaha ne öyle ya? Mis. Özellikle şu 3-4 gündür mis kelimesini çok kullanıyorum arkadaşlar. Hem günlük hayatta hem videolarda. Bazen biri ağzına takılıyor. Ne yapalım? Bir kanat oyuncusuna göre aşırı anormal bir fiziği yok Barış'ın. Yine 5 set vermiş. Harbiden. Ben de anlamadım. Gol geldi. Gol geldi. Davinson Sanchez. Bandırma sporlu futbolcuların itirazı var. Galatasaraylılar seviniyor. Bandırmalılar itiraz ediyor. Ne oldu ki itiraz ediyorlar anlamadım. Yusuf neye itiraz ettiler anlayabildin mi? Görmedim. İlginç. Dakika 20'de Galatasaray Bandırma Spor karşısında evinde 1-0 önde. Dönen top. En arkaya gelirse gol olur. Halil sıçtı batırdı. Galatasaray iyi çıkardı topu kale önünde. Sonrasında kontra atak yakaladı. Ama Halil Dervişoğlu yüzünden kontra atak yalan oldu. Tete kendi pasına koştu. Çok ilginç bir pozisyon Galatasaray adına. Islıklar da hem kulakta çok yüksek duyuyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya hiç gerek yok. Hakem VAR'a gitti. Olay ne? Sağ düştü. Ha anladım. Penaltı mı değil mi diye. Sence penaltı mı sen gördüğün kadar söyleydin? Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Kimle kim? Ben görmedim ya. Penaltı noktasında. 21 numaraysa Halil Dervişoğlu. Diğeri ise TT veya Vinicius. Top ağlarda. Kaleci köşeye bindi ama top tutamadı. Galatasaray 35. dakikada 35 İzmir plakasıdır bu arada. 2-0 önde. Galatasaraylı oyuncuların bir penaltı beklentisi daha var. Muhtemelen top dışarı çıktıktan sonra hakem tekrardan VAR'la görüşecek. Yine bekletiyor. Hakem Atilla Karaoğlan mı bu arada? Ona benzettim. Ve tekrardan VAR'a gidiyor. VAR sistemi yine devrede. 94 dakikada 2 penaltı mı geliyor? VAR tekrardan penaltı. Bu kez seninki topun başında. Tete. Aynen. Tete topun başına ve gol. Ezine ezine tete ve penaltı. Doğru, kaleci köşeyi tekrardan tahmin etti ama müdahale yapamadı. Tete. Ayıp değil mi Yusuf? Çok sert bir mücadele var orada. Bandırma'nın 3 numarası Barış Alper'den sıyrıldı ve topu alan Tete. Yani Yusuf Can'ınki.
4 dakika ilave edilmiştir. Şu an zorlanıyor Vinicius ama atacağını düşünüyorum. Aynen. Günay'ın yıllar önce Beşiktaş formasıyla burada bir kurtarışı vardı. Kurtardı. Hamit aldı. Sağına çekti. Vurdu Atınç. Selçuk aldı. Bıraktı şut ve gol. Arenada Snyder. Beşiktaş'a karşı derbilerde attığı ilk gol. Hatta 25 Mayıs 2015 tarihi pazar günüydü. Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten. Estağfurullah, estağfurullah. Bandırma 45 artı 2'de farkı 2'ye indirdi. Bekliyordum. Az önce dedim belki. Harbi mi diyorsun? Evet, ilk yarı bitti. Hemen bir değerlendirme alalım ikinizden. Maç pozisyon az olan bir maç. Yani ikinci yarıdan daha çok beklentim var ya. Daha zevkli geçen düşünüyorum. Galatasaray 4'ü 5'i bulur. Ben de öyle düşünüyorum. Daha zevkli geçecek, hem karşımızda oynanacak. O daha güzel oluyor. Aynen öyle. Doğru doğru. Al benden de o kadar ya. Berk'cim. Bandırmadan büyük beklentilerim var. İnanalım mı? Sonuna kadar gideceğim, yolun sonuna kadar manitalar paparazzi gibi yakalar. Baba fırdı familie, sadece aile. Ben de birkaç şey ekleyeyim ilk yarı hakkında. Pas pozisyon olmasına rağmen ilk yarıda 4 gol atıldı. Gerçekten helal olsun. Yani istediğim maç bu. İstediğim maç tarzı bu arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. Açıkça belirteyim. İstediğim maç tarzı bu. Onun dışında Bandırma çok etkili değil, öyle söyleyeyim. Yine normal olarak etkili olan taraf Galatasaray. Yani bu söylediklerim dışında ekleyeceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Hızlıca ikinci yarıya geçebiliriz. İkinci yarı başladı. Yıldız. Ramsbark'ta gol yağmuru devam ediyor. Durum şu an 3-2. Bakalım ilerleyen dakikalar bizlere neler getirecek. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Yalnız bütün videolarda neredeyse hep birlikte izleyip göreceğiz cümlesini çok kullanıyorum arkadaşlar. Onu fark ettiniz mi? Biz fark ettik. Ha bak. Benim arkadaşlar fark etmiş arkadaşlar. Sizler de fark etmişsinizdir. Ve offside. Ağlara giden top gol olarak değer kazanmadı. 62. Tunceli'nin plakası 62 arkadaşlar. 63'te Şanlıurfa. Ramsbark ışıl ışıl. Maçın akıcılığı gerçekten sıfır. Yani sıkıcı bir maç diyebiliriz. Sıkıcı olmasına rağmen 4 gol atıldı bu maçta. Böyle devam ederse 85'te çıkma ihtimalimiz yüksek. Sizlere öyle söyleyeyim. Bir de biliyorsunuz Seyran Tepe metro istasyonunda da çok kalabalık oluyor. Özellikle yani maç sonunu getirenler için söylüyorum. Yani çok kalabalık oluyor. Adım atılacak yer olmuyor istasyona giderken. Ondan dolayı Yusuf, ben, Berk erken çıkmayı planlıyoruz. Sizlere bilgilendirmiş olalım bu konuda. Çok seviyor Galatasaray'ını ya. Harbi diyorum, çok seviyor. Ne yaptıysan çok sevdiğinden değil mi Yusuf? Evet. Topa! Topağlarda! Topağlara gitti. 3-2. Bu kez gerçekten 3-2. Berk? Yoksa? Ben de işte. Doğru. Yusuf. Rahat ya, sıkıntı olmadı. 77, 77'de Yanova'nın plakası bu arada, onu da söyleyelim. Bizim efsane futbolcumuz, efsane sahabekimiz Gökhan Gönül 77 numaralı formayı giyiyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Yanova'yı hiç görmedim açıkçası, sizlere öyle söyleyeyim. Plakalar aklıma geliyor dakikaları gördükçe. Gençlik skor tahminlerimiz tutmadı.
Carlos Vinicius ve gol! Carlos Vinicius ve gol! Ben dedim, tahmin de ettim. Vinicius ilk maç ilk gol. Mbappe'nin gol sevincini yaptı. Durum 4-2 oldu. 96-3. Stat'tan Carlos Vinicius'un attığı golden hemen sonra çıkışımızı yaptık arkadaşlar. Maç sırasında da dediğim gibi durgun bir maçtı. Yani akışı olmayan bir maçtı. Ama ona rağmen 6 gol atıldı. Yani benim açımdan açıkçası güzel bir gün oldu. Liseden arkadaşlarımla uzun bir süre sonra görüştüm. Sonrasında maça geldik. Yani en güzel aktivitedir. Benim adıma zaten. Her neyse arkadaşlar, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Galatasaray maçlarına daha çok gitmemi istiyorsanız aşağıdan mutlaka bu videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Saygıdeğerlerim çok önemli.